Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda mensuriyet sınavı hakkında konuşacağız. Sınav esnasında bizi ne bekliyor? Sınavdan önceki süreci nasıl kullanmalıyız? Sınavdan sonra nasıl reaksiyon vermelisiniz? Bunlar hakkında böyle sohbet şeklinde bir video olacak. Soru cevap şeklinde gideceğiz. Soruları da Hatice hocamız o soracak. Merhaba Hatice. Merhabalar hocam. Şimdi hafta sonu mensuriyet sınavı var hocam. Bu mensuriyet sınavı ile ilgili çocuklara nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi arkadaşlar bir kere mensuriyet sınavına hazırlanan arkadaşlar için bu videoyu çekmiyoruz. Yani bu video üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar için. Zaten mensuriyet sınavına çalışacak arkadaşlar önceden her şeyi halletmiş olmalıydı. Benim öngörüm Hatice, bu sınav Türkiye geneli bir deneme sınavı. Ya da YKS sınavındaki TET sınavının bir provası gibi görülmeli. Ondan da daha öteye gitmiyor. Zaten bütün öğrencilerdeki bakış açısı da TET sınavının bir provası. İşte burada ne yapıyorsam gerçek sınavda da buna benzer bir şey yapacağım diye bir bakışları var. Şimdi bu sınav bize birkaç tane artı şey getirebilir. Birincisi, video herhalde sınavdan 5 gün önce falan yayınlanacak. Bu 5 günlük süreçte güçlü bir odak yaratarak, çünkü sınav büyük bir sınav, öğrencilerin farkındalığı yüksek. Bu farkındalıkla beraber TYT'de unuttuğumuz, tekrar etmeye fırsat bulamadığımız, AYT çalışmaktan dolayı fırsat bulamadığımız konuları tekrar edebiliriz. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Bu süreçte tabii, konu tekrar mı önemli yoksa çıkmış soruları çözmek mi? Şimdi Hatice burada iki bakış açısı var. Hem konu tekrarı yapmalıyız. Sayısal öğrenciler için fende unutulan konular, işte fizikten ısı sıcaklık, kaldırma kuvveti, optik, elektrik gibi konular unutulmuş olabilir. Bunları tekrar edebilir. Kimyadan, kimya her yerde, asit baz karışım gibi konular unutuluyor. Biyolojiden işte sınıflandırma gibi konuların tekrarı yapılabilir. Bir fırsat. Öğrencinin hem motivasyonu hem odağı açısından önemli bir sınav. Bizi de kolay motive edebilir. Eşit ağırlık öğrencileri de aynı şeyi tarih, coğrafya, felsefe için yapabilir. Onlar da bir tekrar yapabilir unuttuğu konulardan. Tabii bu esnada çıkmış soruları da çözmeliyiz. Ama şimdi çıkmış sorularda şöyle bir durum var. Zaten 4 tane mensuriyet sınavı var. Evet. Ve şu an Türkiye'deki bütün kitaplar, şu ana kadar TYT ile ilgili olan bütün kitapların %90'ı çıkmış sorular baz alınarak yazılıyor. Yani işte mensuriyet sınavı, üniversite sınavı, ALES sınavı, işte Türkiye'deki uygulanan sınavların çıkmış soruların rakamları yerleri değiştirerek yazılıyor. Çıkmış sorular tabii ki çözülmeli. Çözülüp analiz yapılmalı. Fakat hani deneme şeklinde çözülmeli mi? Artık ona öğrenci karar versin. Soru bankası gibi hani açıp soruları çözüp analiz de yapabilir. Açıkçası illa deneme formatında çözecek diye bir şey yok. Zaten deneme formatında çözerse çok kısa süreci çözecek. Yani daha önceden benzer soruları gördüğü için onu hissedecek. Artık onu öğrenciye bırakıyorum ama tabii ki çıkmış sorulara bakmak gerekiyor. Aynı anda da sayısal öğrencileri feni, eşit ağırlıklı öğrencileri de sosyalin güçlü bir tekrarını yapabilir bu 4-5 günlük süreçte. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi mensuriyede biliyorsunuz ki sosyal kısmı biraz daha bilgiye dayalı sorulardan oluşuyor. Bir sayısal öğrencisi için sosyal çalışması nasıl olmalı bu 5 günlük süreçte? Hatice müthiş bir soru sordun. Çocukların genel anlamda sıkıntı yaşadığı bir yer burası. Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. Daha sayısal öğrenciler adam akıllı sosyal çalışmaya başlamadı. Tabii ki başlayanlar var ama ufak ufak başladılar. Aynı şekilde eşit ağırlıklı öğrencilerini de ben ekleyeyim Hatice. Eşit ağırlıklı öğrencileri de adam akıllı daha fen başlamadı. Çünkü AYT konuları daha yeni yeni bitiyor çocukların. Şimdi evet, mensuriyetin sosyali zor. Ne yapılabilir? Benim fikrim, benim tavsiyem. Şu ana kadar girdikleri denemelerdeki sosyal sorularının bir üzerinden geçmek. Özellikle yapamadığı sorulara bakabilirler. Artı mensuriyetin çıkmış sorularındaki sosyal kısımlarını iyi analiz edip o konularla ilgili birazcık okuma yapılabilir. Ama kalkıp da bütün tarihi halletmek çok real değil, zaten halledemez. Ya da bütün coğrafya konularına bakmak mümkün değil. Hani okusa da aklına ne kalacak? Sadece hani ezbere dayalı şeyler kalır. Bu da çok realist değil. Hani bunu ancak hangi öğrenci yapabilir? Sosyal bilen bir çocuk yapabilir. Ondan dolayı yani ben sadece denemelerdeki ve çıkmış sorulardaki yapamadığı, girdiği sınavdaki soruları bakaraktan bir analiz yapıp ona göre girmesini tavsiye edebilirim. Burada sadece felsefe ve din için kavramlara ve terimlere bakılabilir. Yani sınavdan birkaç gün önce kısa bir tekrar yapılabilir. Kalıcılığı yüksek olur. Hani evet, onda sıkıntı yaşamayız ama tarih coğrafya için öyle çok güçlü hallet bitir diye bir durum yok. Tarih zaten derya deniz. Çok da mümkün değil. Aynı şey eşit ağırlık öğrenciler için de geçerli. Yani kalkıp da çok güçlü bir fen, zaten fen konu bilmeden yapma şansları yok. Diyelim ki biliyorlar ama her şeye bakıp halletme şansları yok. Dolayısıyla çok da oraları değişmemek lazım. Hani girdikleri, baktıkları soruları bir tekrar etmeleri bence yeterli. Şimdi hocam biliyorsunuz bu sene 165 dakika oldu süreç ve bunu ekleyeceğimiz sınavda MSU sınavı olacak.
Sınav anındaki psikolojiyle ilgili öğrencilere verebileceğiniz bir tavsiye var mı? O sınav anı nasıl yönetmeleri gerekiyor? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Böyle zaten bu sınava girme amacımız, birinci amacımız TET ya daha doğrusu YKS sınavından önce böyle büyük bir sınavla sınav anını yaşamak. Oradan çıkarımlar yapmak. Sınav nasıl başlıyor? Sınavda neleri göreceğim? Hep bunları tecrübe edeceğiz. Yani her şey aslında bir tecrübe olacak sınav anında. Şimdi 165 dakika nasıl etkiler? Açıkçası hani Türkiye'deki sınavları çok kestirmek mümkün değil. Geçen seneki YKS sınavında bakacak olursak hiç kimse beklemiyordu ama bir anda çok acayip bir sınavla karşılaştık. Ondan önceki pandemideki sınav yine hiç kimse beklemiyordu. Aşırı kolaydı. Yani sınav böyle olur şunu tahmin ediyorum demek bence yani kim zaten bu tahmini yapıyorsa bence biraz bilinmez. Hani Türkiye'deki model için konuşuyorum. Yalnız şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Sınavın 165 dakika olması sanki geçen seneki TET sınavına benzer bir sınav göreceğiz anlamı çıkarabiliriz. Ya bu da ne demek oluyor? Matematik soruları biraz daha anlamaya dayalı. Yani yorum gücü yüksek, işlem artı yorum karışık sorular gelecek. Ben açıkçası Türkçe ve fenin çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Her seneki zorlukta gelecek. Zaten Türkçe, matematik çok da ayrı değil. Okumaya, anlamaya dayalı iki branş. Yani açıkçası sınav anında sınavın zorluğu ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Her türlü sınav gelebilir. Çünkü sürekli ters köşe oluyoruz. Hani onu artık sınavda göreceğiz. Burada öğrencilerin yapması gereken şey sınavı iyi analiz etmek. Sınav anında sınavı nasıl yönetiyorlar? İşte sınav akmıyorsa sınav anında reaksiyon vermeyi deneyebilirler. Hani bırakıp başka bir branş atlayabilirler. Hani sınav anını evet taktik değiştirme. Sınav anında taktik değiştirmeyi görebilirler. Bence çok büyük bir tecrübe olacak sınav anındaki olay. Peki sınav anından sonra öğrenci bu sınavdan sonra nasıl bir değerlendirme yapmalı? Neye dikkat etmeli? Sınav anında yaşadığı o tecrübelerden neyi çıkarmalı? Vallahi zaten kendini söyledin. Sınav anındaki tecrübe. Buradaki her şey bence bir tecrübe. Yani her şeyi tecrübe etmiş olacağız. Bizim esas sınavımız üniversite sınavı. Gireceğimiz TET ve AYT sınavı olacak. Bu da bizim için güzel bir TET provası olacak. Zaten videonun en başında da söyledim. İki tane zaten durum söz konusu. Ya öğrencinin sınavı istediği gibi geçecek. İyi. Yani onu mutlu edecek. Ya da beklentisinin altında kalacak. Mutsuz edecek. Şimdi iki durumda da şöyle bakacağız biz olaya. Yani biz zaten kurumumuzda kendi öğrencilerimize bunu telkinliyoruz. Bir, sınavı iyi geçen öğrenciler için hayırdır? Bu üniversite sınavı değil arkadaşlar. Daha 3 ay var. Hani çok havalanmanın, salmanın, gevşemenin anlamı yok. Aynı şekilde temponu koruyup devam etmen gerekiyor diyeceğiz. Sınavı kötü geçen öğrenciler için de bak iyi bir tecrübe oldu. Sınavdan 3 ay önce bu tecrübeyi ettin. Neyi eksik yaptın, neyi hatalı yaptın? Bunu düzgünce analiz edip bunu kapatmaya çalış. Bu her şekilde olabilir. Çok doğru bir yere değindiniz hocam. Özellikle o eksik kısmında öğrenciler biraz... Yani bunu ikinci plana atabiliyorlar. Evet. Normalde denemelerde falan hani analiz yapın diyoruz ama çocuklar hani normal bir deneme olduğunu bildiği için bu analizlerde bazı şeyleri atlayabiliyorlar ama MSÜ'de gerçekten her şeyi doğru doğru görecekler. Çünkü hani bu bir prova değildi, bu gerçek bir sınavdı. Hı hı. Ve orada hani unuttuğu hangi konu varsa ciddi anlamda üzerine tekrar düşmesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani zaten sınavdan yapılacak çıkarım bir konu eksikleri. Ben bunu yapamıyorum. Ders olabilir. İkincisi sınav anındaki heyecan. Zaten bunu tecrübe etmiş olacağız. Zaman yönetimi onu göreceğiz şimdi. 165 dakika zaman yönetimi nasıl etkiler bilemiyorum. Ama her açıdan öğrenci sınav sonucunda güçlü çıkarımlar yapmalı. Her anlamda konu eksiği, sınav yönetimi şeklinde iki başlık üzerinden gidecek olursak. Ama dediğim gibi her şey sonuç olarak bir tecrübe bizim için. Bizim esas sınavımız Haziran'da olacak. Şimdi sınav anından sonra hocam şöyle sorular da geliyor. MSÜ sınav sonucu çok iyi gelen öğrenci ya da çok kötü gelen öğrenci Haziran ayındaki sınava adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşayabiliyor. Mesela sınavı kötü geldiği için TET'm zaten olmayacak galiba deyip çalışmayı bırakan öğrenci var. Ya da tam tersi çok iyi bir sıralama aldığı için ya zaten artık TET oldu bende deyip hiç çalışmayan öğrenci de var. Yani bunu YKS ile nasıl ilişkilendirebiliriz? Bu aradaki süreci çocuğun nasıl kullanması? Valla bence yine müthiş bir soru sordun. Hani öğrencilerin çok sık yaşadığı bir durum bu. Haklısın. Şimdi şöyle sen de ben de zaten tercihleri yaparken bunu gördük. MSÜ sınavı çok iyi geçip de üniversite sınavında çok kötü yapan öğrenci de gördük. MSÜ sınavı çok kötü geçip de üniversite sınavında çok iyi yapan öğrenci de gördük. Açıkçası ilişkiyi şöyle kurmak lazım. Çıkarım yapması lazım çocuğun. Yani eksiklerini tespit edip, sınavı kötü geçen öğrenci az önce söyledik zaten. Eksiğini tespit edip ona göre bir yol haritası izleyecek. Sınavı iyi geçen öğrenci de gevşemeyecek. Yani aradaki tek bağ çıkarım bu. Yoksa açıkçası sınavların bir bağlantısı yok. Bizim asıl hedef sınavımız üniversite sınavı.
tekrar söylüyorum, bir tecrübe. Tecrübe olarak ilişkilendirebiliriz. Hani o sınavda yaptım, orada yapmayayım diye ilişki kurulabilir. Başka da bence çok öyle aman aman bir bağlantısı yok. Yani sonuç olarak sonuçlara değil, çıkarımlara bakmamız gerekiyor. Aynen öyle. Çıkarım yapmamız gerekiyor. Tecrübe sınavı. İyi bir prova. Yani şöyle prova. Gerçek bir prova sınavı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Arkadaşlar umarım sınav önce sizi rahatlatmıştır videomuz. Hatice Hoca ile beraber soru cevap şeklinde yaptık. Çok da gözünüzü büyütmeyin. Ben son kez ekleyeyim. Sonuç olarak bizim hedef sınavımız üniversite sınavı. Ama tecrübe anlamında ve çıkarım anlamında bize çok şey katacak bir sınav. Umarım bu videonun da size faydası olmuştur. Hoşça kalın.